Sabahın erken saatleri. Aa, orada bir tane kuş yumurtası var. Gördünüz mü? Oraya yağmur suluğu oluğuna yuva yapmış hayvan. Yağmur yağmayacağını düşünüyor ama ben dün gelirken otobanda doluya yakalandım. Yarın öbür gün de yağmur buraya gelir sanki. Gaziantep Kale Müzesi'ni geziyorum şimdi. Bakırcılar Çarşısı'nın hemen yanında. Zaten bu bölge herhalde eski Gaziantep yerleşiminin olduğu yer. Kurtuluş Savaşı Müzesi varmış bir de bunun içinde. Bakalım. Evet, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız. Bayağı bir çıkacağız herhalde. Epey bir merdiven gözüküyor. Ama Gaziantep manzarası müthiş olacak zannedersem. Sabahın erken saatleri. Aa, orada bir tane kuş yumurtası var. Gördünüz mü? Oraya yağmur suluğu oluğuna yuva yapmış hayvan. Yağmur yağmayacağını düşünüyor ama ben dün gelirken otobanda doluya yakalandım. Yarın öbür gün de yağmur buraya gelir sanki. Ve 1900'lü müzik çalışmalarının 3.
Fransızlar cesedini çiğnemeden Antep'e giremeyecektir diyerek düşmanın önüne atılır ve sınıf ederek şehitlik merdivesine ulaşır. Çocuklar değirmende mahsur kalırlar. Elmalı köprüsünü geçen Fransız askerleri değirmene sığınan çocukları görüp masum 14 çocuğu ellerini pahalıya kurşuna dizer ve cansız bedenlerini süngüleyerek katlederler. Yaşanan bu ilim olayı kanlı dokuncu değirmen olarak tarih edecek. 4 Nisan 1920'de Eğitim Merkezi yerin yardım isteği üzerine Antep ve Maraş'ta bulunan Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesi için Mustafa Kemal tarafından Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda cephede... Dokurcum değirmen olayı, Şahin Bey'in savunmaları diye mi not düşmüşler buraya? Bu 14 çocuk değirmende Fransızlar yakalıyor ve öldürüyorlar. 6 Nisan 1920'de haberine göre Antep'in... Büyük zalimlik. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlarla sadece Fransızlara karşı savunma yapacağını, 600 senelik vatandaşlık hakları bulunan Ermenilerin bu savaşın dışında kalmaları gerektiğini bildirir. 15 Nisan 1920'de Fransız komutanı Albayrak'ın komutasında büyük bir Fransız kuvveti Antep'teki Cürüm Dağı'na getirilir ve onun mutasarrıflar gönderdiği derdaklar şehrin teslimini ve askerin iaşesini kaybeder. Terkut maksadıyla şehrin 7 cepheye ayıran Kılıç Ali Bey, her semtten 15'er silahlı adam isteyerek bunlarca 4'er bölükten uçan Yıldırım ve Şimşek taburlarını oluşturur. Yıldırım taburlarında 4. bölük komutanı olarak görev yapan Doğaçzade Mustafa Nurettin, Şimşek taburu komutanı Hüsteğmen Mustafa Yavuz, 9. Alay 1. bölükten Farhal Bey, bu taburlarda başarıyla sarman ve mücadele isimlerden sadece yazılır. 26 Nisan 1920'de Abrayon'un kuvvetleri Mağarabaşı semtinin yoğun savaşına gitmeye başlar. 3 saat boyunca süren atışlara Yıldırım Tapu'nun 4. bölük hemen karşılık vererek mağaza geçer ve bu saldırı sonrasında bir tankları arızalanan Fransızlar geri çekilirler. Kılıç Ali Bey ağır kayıplar veren işgal kumandanı Abadi'ye 3 Mayıs'a kadar işgali sona erdirmesini, aksi takdirde Fransız karargahlarının imha edileceğini bildiren bir mesaj yollar. Direniş tüm Anadolu'da olanca şiddetiyle devam etmekteydi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmış, Mustafa Kemal ve arkadaşları çalışmalarını yine açılan meclis çatısı altında yurdun diğer bölgelerinden gelen temsilcilerle beraber sürdürmeye başlamış. 5 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal Antep'e bir terk... Fransızlar tabii Antep'in çevresini sarıyor ve şehirde açlık oluyor. Onunla ilgili rölyefler var, burada resimler var. Yeni kurulan Büyük Millet Meclisi adına teşekkürlerini iletir. Fransızların Akbaba menzillerine tekrar taarruza geçmesi üzerine Türk kuvvetleri ağır kayıplar verir. 23-24 Mayıs 1920 gecesi Sarımsak Tepe'yi geri almak isteyen Boy bu da Gaziantep'in gazilik ünvanı. Bunlar da iki madalyası. İstiklal madalyası. Bu sırada Kılıç Ali Bey milletvekili seçilir ve Antep'ten ayrılır. Yerine önce Yüzbaşı Kilisli Aslan Bey, daha sonra da Hamdi Bey lakaplı Kuvayi Seyyare Kumandanı Seyfullah geçer. Hamdi Bey de 15 ile 20 Mayıs tarihleri arasında başka bir birliğe tayin edilir. Antep'ten ayrılır. Albay Polat adıyla da bilinen Kübari Yüzbaşısı Kamil Bey ise Mustafa Kemal tarafından önce Maraş, sonra Kilis'e görevlendirerek burada Kuvayi Milliye Teşkilatı'nın kurulmasını sağlar. Fransız hükümeti aldığı yenilgiler karşısında Ankara hükümetiyle bütün Güney Cephesi için bir mütareke kararı alır.
Mustafa Kemal, Nutkun Ankara hükümetinin resmen tanınması ile ilgili kısmında mütarekeyi şu sözlerle yorumlamıştır. Fransızların İstanbul hükümetini bir yana bırakıp Ankara'da bizimle görüşmeleri ve herhangi bir sorunda anlaşmaları o gün için sağlanması önemli siyasal bir maddeydi. Bu ateşkes görüşmesinde ulusal sınırımız içinde olup Fransızların elinde bulunan bölgelerin tümünün boşaltılmasını açık ve kesin olarak istedim. Antep savunma subayları 28 Mayıs 1920'de Fransa Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği'nden gelen telgrafla Antep'te bulunan karakolların boşaltılarak yani burada subay da var, siviller de var. Atatürk'ün Gaziantep'e gelişi. Yani biraz şey Atatürk'ü benzetememişler. Burada gözüken Atatürk. Yani biraz daha özenli yapılabilirdi. Bu da yaralı bir asker mi, Gaziantep'li mi? O şekilde söyleyeyim. Sivil halk. Ayağı kırılmış, tahtaya almışlar. Göğsünde yara var, kurşun yarası. Ve onu taşıyorlar. O tür bir ambiyans. Görüntü, rölyef yapmışlar. Dönen bir merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. Herhalde kalenin içine. Surlarına doğru. Küçük çaplı topları o zamanın. Yani bir ihtimal Kurtuluş Savaşı'ndan kalma. Şu biraz daha büyük. Burada kazı yapıyorlar mı? Üstünü kapatmışlar. Belli olmuyor pek. Ne kadar kaz bırakmışlar. Arkeolojik kazı. Kalenin üst kısmı bu kadar. Burçlara çıkılması yasak diyor. Zaten üst tarafları almıyorlar. Kapatmışlar. Bir aşağıya başka bir şey var mı?
Evet, kale gezisi bitti. İçi daha doğrusu. Dışı burada bir şey kaldı mı? Kalmamış. Şöyle son bir kez çekelim kaleyi. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı, like'a basmayı unutmayın. Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.